Hollanda'da mesela çarşamba günleri bizim sadece yüzme günümüz. Sadece yüzme dersi alıp sonra evlere dağılıyorduk. Sınav odaklı olduklarında ister istemez bütün kuralları, bütün kelimeleri ezberlemeye çalışıyorlar ve o ezber olunca o kural uçuyor ve gidiyor. Bilkent'teki fark şu, biz o grameri tekstin içinde keşfetmesini sağladığımız için. Ve o gerçek hayatta bu demek ki böyle kullanılıyor oluyor. Uzak Doğu kültürü beni çok etkiledi. Ya zaten çocukluğum Avrupa'da geçtiği için hani Hollanda'da bayağı bir ülke gezdim orada ve hani artık her yer birbirine benzer gelmeye başlıyor Avrupa'da ama Tayland bambaşka bir kültürdü. Yani böyle file binmek, orada kaplanları görmek. Herhalde en etkilendiğim ve en unutulmaz tatilim Tayland oldu diyebilirim. Bir güne değiller, herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğretim görevlisi İpek Hüyüklü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. Tamam. Bugünden bakınca çocukluk yıllarınızı nasıl hatırlıyorsunuz? Sizce şanslı bir çocuk muydunuz? Ya genel anlamda mutlu bir çocuktum ama tabii her çocuk gibi zorluklar da yaşadığım oldu. Yani özellikle Türkiye'ye dönmeden önce bayağı güzel zaman geçirdim. Hani bol bol ülkeleri gezdim. Hani babamın işi sağ olsun. Ama Türkiye'ye dönünce tabii biraz zor bir adaptasyon süreci yaşadım. Hollanda'da ilkokul öğrencisi olmak nasıldı? Bugünden baktığınızda o yıllarda gördüğünüz eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o yaşta bile döndüğümde zaten bir şok yaşadım dediğim gibi adaptasyon sürecinde. Hani orada tabii ki bizim eğitim sistemimiz de iyi ancak hani ezbere dayalı bir metot olmadığı için yani orada çok daha keyifli geçiyordu eğitim. Hani her şeyi uygulamalı öğreniyoruz. Mesela Mısırlıları işliyorsak el işi dersinde işte kilden Mısırlılarla ilgili işte şeyler yapıyoruz. Ama Türkiye'ye dönünce tabii havuz problemleri falan ufak bir çok yaşadım yani. Ama eğitim sistemi keşke Türkiye'de de öyle olsa dediğim bir eğitim sistemiydi. Çünkü her şeyi uygulamalı ve yaşayarak gösteriyorlar. Eğitim sistemin adaptasyondan bahsettiniz. Peki genel olarak buraya döndüğünüzde hani kültür adaptasyonun sürecinde bir sıkıntı yaşadınız mı veya eğitim sürecinde de genel olarak yaşadığınız sıkıntılar nelerdi? Yani kültürelde zaten hani ilkokul 1'i burada okuduğum için çok bir kültürel adaptasyon sıkıntısı yaşamadım. Sadece çok fazla konu var. Hani ilkokul 5 öğrencisi bile hani bu kadarı çok fazla. Tabii ki şimdi değişmiştir bizim zamanımızdaki. Ben 2000'de ilkokul 5'i okudum. Ama öğrenciye çok fazla yükleniliyor ve biraz daha sosyalleşmesi için bir alan tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hani o açıdan biraz sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü Hollanda'da mesela çarşamba günleri bizim sadece yüzme günümüz. Hani sadece yüzme dersi alıp sonra evlere dağılıyorduk. O yüzden öğrenciye biraz rahatlayabileceği aktiviteler yapacağı bir zaman tanınmalı Türkiye'deki sistemde de. Nacizane düşüncem tabii. Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördünüz. Üniversite yıllarınız nasıl geçti? Üniversite yıllarım keyifli geçti. Öncelikle şimdiden bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir eğitim aldım Amerikan Edebiyatı bölümünde. Onun dışında İngilizce tiyatro kulüplerine katıldım, dans, bir sürü dergi çıkardık. Hani sadece ders odaklı değil, gene sosyal hayat odaklı da geçirmeye çalıştım üniversite yıllarını. Peki Amerikan kültürü ve edebiyatına sizi yönlendiren şey neydi? Yani dil bölümünde okuduğunuzu hatırlıyoruz lisede. Amerikan Aynen. kültürüne bir ilginiz mi vardı? Ya şöyle aslında dürüst olmak gerekirse hedefim mütercim tercümanlıktı. Ama hani puanım tutmadığı için edebiyata yöneldim. Yani zaten dil bölümünde seçeneklerimiz kısıtlı. Hani ya dil bilimi, ya İngiliz edebiyatı, ya Amerikan edebiyatı ya da tercümanlık şeklinde. Yani ilk tercihim değildi tabii ki Amerikan edebiyatı ama İngilizle kıyasladığımda daha zevkli konularda işte mesela film dersimiz vardı sırf Amerikan filmi üzerine ya da kültür çalışmaları yani daha çok yönlü ve analitik düşünmeye yönelik yetiştiğimi düşünüyorum o açıdan. Yani aslında çok keyifli bir bölümdü diyebilirim. Peki mütercim tercümanlık istediğinizi söylediniz. Bugün için bir pişmanlık var mı? Yani keşke olsaydı dediğiniz, yoksa bugünden memnun musunuz? İçimde pişmanlık yok çünkü o hayalimi de yüksek lisansta gerçekleştirdim.
Yani o yüzden hani hem edebiyat hem tercümanlık alanında kendimi geliştirmiş olmak aslında şanslı hissediyorum o açıdan. Hani yüksek lisansımı yapabildiğim için hani o alanı da gördüm. Bugün bazı kitapların onlarca çevirmen tarafından çevrildiğini görüyoruz. Sizce bir okur nitelikli çeviriye nasıl ulaşabilir? Şimdi öncelikle ben de hem bir okur hem bir çevirmen olarak şöyle söyleyebilirim. Hani bir kitabı elinize aldığınızda, çeviri kitabı, o akmıyorsa, hatta çeviri kokuyor deriz. Onda bir sıkıntı var demektir. Bu iyi çeviri kriteri çok bilinen yayın evlerinden belli olabilir. Yani popüler yayın evleri, çok çeviri yayınlamış yayın evlerine bakarak zaten iyi çeviri olmayınca o kitap gitmiyor ve hani okuyucu zaten kendi de hani illa bir dil eğitimi alması da gerek yok. Anlıyor çevirinin akmadığını. Onun dışında tabii iyi bir okuyucu da olmak gerekiyor bunu anlayabilmek için. Hani sadece ha bu çeviri olmamış deyip geçmek değil ama hani yayın evlerine göre kitap satın alabilir okuyucular. Hani iyi yayın evlerine bakarak. Uzun süredir Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nda ders veriyorsunuz. Sizce İngilizce hazırlık eğitimi konusunda Bilkent Üniversitesi'ni öne çıkaran özellikler neler? Şimdi hep size bahsediyorum ya, uygulamalı, ezbere dayalı olmamalı şeklinde. Aslında bizim farkımız bu. Hani şöyle söyleyebilirim. Biz öğrencilere sadece kuralı budur, konu budur deyip geçmiyoruz. Aslında öğrencinin kendi kuralları keşfetmesini sağlıyoruz. Mesela bir tekst verip o içinden hani burada acaba hangi gramer konusu var ya da nasıl bir kelime kullanımı var ya da özellikle okuma ve dinleme derslerinde yani bol bol kaynağımız olduğu için ve bunu biraz sosyalliğe de dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani mesela hayatlarında o kuralı ya da o gramer konusunu nasıl kullanabilirler, essay yazarken writinglerinde nasıl kullanabilirler şeklinde. Yani biraz uygulamaya dayalı öğretmemiz farkı yaratıyor ve hani sosyallikten bahsederken de mesela yani bizim grup çalışması yapmadığımız bir ders yoktur hemen hemen. Hani her dersin sonunda bir grup çalışması yaparız ya da her zaman bir partnerleriyle o konuyu tartışırlar. Yani biraz farkımız uygulamaya yönelik olmasında çıkıyor diyebilirim. Peki Bilkent Üniversitesi'ndeki tecrübenizden de ilhamla öğrencilerin İngilizce öğrenirken yaptığı en büyük hatalardan ve en yaygın hatalardan bahseder misiniz? Sınav odaklı olmaları diyebilirim. Çünkü sınav odaklı olduklarında ister istemez bütün kuralları, bütün kelimeleri ezberlemeye çalışıyorlar ve o ezber olunca o kural uçuyor ve gidiyor. Yani bizim amacımız aslında o dili içselleştirmelerini sağlamak. Yani çünkü o kelimeyi ya da o gramer kalıbını içselleştirirse ya da okuduğu bir teksti o zaman zaten fark ortaya çıkıyor. Yani otomatiğe bağlayıp onu yazdıkları essaylerde de kullanabiliyorlar. Herhalde en büyük sorun ezbere dayalı olması ve sürekli kalıpları ezberlemeye çalışmaları diyebilirim. Bir de yaygın olarak mükemmelliyetçilik, yani kendi de gördüğüm bir mükemmelliyetçilik var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle, her zaman öğrencilere söylediğim bir şey, yani mesela hata yapmaktan korkanlar derste de söz almak istemiyor, konuşmuyorlar. Ama her zaman diyorum ki konuş, lütfen konuş. Çünkü ancak hatalarımızdan öğrenebiliriz. Biz bile öğretmen olarak hata yapıyor olabiliriz. Hani hatasız olmaz. Hata yapmaktan korktukları için, senin deyişinle Furkan, hani biraz mükemmelliyetçi olduğu için çoğu öğrenci dili kullanmaktan da kaçıyor. Ama kullanmadan zaten öğrenemez ya da içselleştiremez. Hani kullana kullana, hata yapa yapa, hatalarından öğrene öğrene ancak o dilde mükemmelliğe ulaşabilir diyebilirim. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok yabancı dil içeriğine kolayca erişebiliyoruz. Netflix, YouTube ve uygulamalar gibi. Sizce bu tip uygulamalar ve programlar en verimli ve doğru şekilde nasıl kullanılabilir? Ya aslında Netflix'i verimli kullanırsanız Netflix bir okul bile diyebilirim. Şöyle hani biz öğrencilerimize de, yani tabii hocanın kendi seçimi ama ben nacizane Netflix'ten ödevler bile verdiğim oluyor. Mesela bir belgesel izleyin,
oradaki derste kullandığımız kelimeleri not alın şeklinde. Yani şöyle önerebilirim, bunu eğitime yönelik nasıl kullanabilirler? Kendim de bunu yapıyorum. Mesela bir belgesel dizisi izliyorum. Hani önlerine bir not defteri alabilirler. Orada öğrendikleri yeni bilgileri yazabilirler ya da yeni kalıpları, altyazılı izleyebilirler tabii ki İngilizce altyazılı onu görmek için. Ya da kafalarında çeviremiyorlarsa Türkçe altyazı ya da dönebilirler. Ama hem sosyal medyanın bu kadar gelişmesi hem bu kadar çevrimiçi kaynakların olmasıyla birlikte bunu zaten yani kendi kendilerine bile çok faydalı bir şekilde kullanabilirler. Dışına çıkmadan İngilizce öğrenilmez gibi bir görüş var. Buna katılıyor musunuz? Hani böyle bir imkan, yurt dışına çıkma imkanı olmayan öğrenciler için neler yapılabilir, neler önerirsiniz? Öğrenilmez asla diyemem. Çünkü hani kendi öğrencilerimizden görüyoruz. Hani İngilizceyi ilk defa burada öğrenmeye başlayan öğrenciler hani bir yılın sonunda ya da çok düşük kurlarda başladıysa iki yılın sonunda hani İngilizce konuşarak, yazarak bölümüne gitmiş oluyor. Yani tabii ki yurt dışına gitmeden de öğrenilebilir ama dediğim gibi iş biraz fırsat yaratmaya kalıyor. Hani biz haftada 25 saat eğitim veriyoruz öğrencilere ama tabii ki evde kendi kendine bir şeyler yapmazsa bunu geliştirme gibi bir şansı yok. Hani en basiti Netflix dediniz, onu izlemek bile ya da bir şarkı sözünü bile anlamaya çalışmak, şarkıları artık anlıyorum demek bile ya da YouTube'dan, online platformlardan ayrıca ekstra bir şeyler yaparak gelişebilir. Onun dışına yurt dışına gitmeden de yabancı arkadaşlar edinebilirler. Yani bu kadar sosyal medya çağında yaşıyoruz. Yani ana dili İngilizce olan biriyle yazışabilirler, görüntülü konuşabilirler. TalkMe diye bir uygulama var yanlış hatırlamıyorsam. Bir arkadaşımın söylediği hiç kullanmadım. Hani böyle uygulamalar da çok çünkü ancak hani yabancı biriyle de konuştukça da özgüvenleri kendilerine gelir. Hani illa tabii ki tercihen yurt dışına gitseler ne güzel olur ama yurt dışına gitmeden de tabii ki böyle bir fırsatları var. Öğrencilerin genellikle hani okuma ve dinleme kısmını kendi kendilerine yapabildiklerini görüyoruz ama yazma ve konuşmada az önce siz konuşmaya bir çözüm getirdiniz. Yazma anlamında öğrenciler kendi evlerinden nasıl yapabilir? Yani geri bildirim alma açısından da. Yazma anlamında şöyle, yani geri bildirim alma anlamında tabii ki hoca, yani bize direkt hep yolluyorlar, hocalarına hep yolluyorlar ama hani kendi kendilerine mesela Bilkent'in veri tabanında olan Grammarly diye bir uygulama var. Mesela o bütün eseyinizde ya da yazdığınız makaledeki bütün yanlışları düzeltiyor ya da kalıpları düzeltiyor. Hani kendileri araştırıp o tip uygulamalar bulabilirlerse hani direkt grameri düzelten ya da hani şurada şu kelime daha iyi olurdu diyen uygulamalardan bile faydalanabilirler. Tabii ki bir hocayla bir iletişim halinde olmazlarsa ama tercihen tabii özelden hocalarına yollayabilirler. Çünkü hani canlı canlı okuyup en doğru kalıbı, en doğru geri bildirimi biz veririz yani. Ama tabii ki uygulamalardan da yapabilirler bunu. İspanyolca öğreniyorsunuz. Sizce öğrenme metotları bakımından İngilizce ve İspanyolca arasında bir fark var mı? Yani dil öğrenimi tabii derya deniz. Her dilin kendi alanında farklılıkları vardır. Ancak ben şunu gördüm, hani kursa da gittim, üniversitede de 4 kur İspanyolca aldım ama bu içselleştirme olayı olmayınca o dil oturmuyor. Yani ben henüz İspanyolcayı içselleştirdiğimi söyleyemem. Hani şu an kurslar her şey bitti, hani kendi kendime Duolingo'dan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani tabii ki İngilizceyi, yani ben şanslı azınlıktayım diyebilirim. Hani ilkokulda ve direkt hani konuşarak öğrendiğim için yabancı hocalardan zaten öğrenim açısından dağlar var İspanyolca öğrenimim ve İngilizce öğrenimim arasında ama hani kendi kendime YouTube'dan bir şeyler buluyorum ya da Duolingo gibi uygulamalardan. Ama dediğim gibi hani hoca sadece kuralı verince o oturmuyor. Yani benim onu yazarak, konuşarak kullanmam lazım. Ben de öğrencilere verdiğim tavsiye mesela Arjantinli bir bayanla tanışmıştım. Hemen dedim İspanyolca konuşalım. İşte onunla İspanyolca yazışıyoruz arada. Onunla görüşüm. Yani
Olay aslında öğrencilerin kendi fırsatını yaratmak dil öğrenimi konusunda. Gramer konusuna da bir değinmek istiyoruz. Yani gramer konusu ciddi bir tartışma var. Kimileri diyor ki grameri illa öğrenmen gerekiyor gibi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce İngilizce yeni başlayan veya orta seviyedeki öğrenciler gramer anlamında nasıl bir yol izlemeli? Ya tabii ki kuralları bilecekler. Yani kuralsız hiçbir şey olmuyor. Ama bunu yani mümkün olduğu kadar çok kullanmaları gerekiyor. Yani tabii ki normal gramer kitapları da var. Özellikle düşük seviyelerde hani bol egzersiz yapmaları gerekiyor ki o konu otursun. Zaten seviye ilerledikçe hani onu eserlerinde kullanmayı da öğrenirler ya da konuşurken de kullanmayı öğrenirler. Ama tabii ki özellikle düşük seviyelerde biraz bol egzersiz yaparak gelişir. Ama sonrasında tabii ki uygulamaya da dökebilirler demeli. Ama sadece kuralı ezberlemesinler, onu söylüyorum. Yani bizim yöntemimiz şöyle, biz o yani Bilkent'teki fark şu, biz o grameri tekstin içinde keşfetmesini sağladığımız için ve o gerçek hayatta bu demek ki böyle kullanılıyor oluyor. Mesela bir reading okuyorlar diyelim, gramer konusu öğrendi. Mesela o okuma tekstinde yeni öğrendiği gramer konusunun altını çizebilir. Mesela böyle taktiklerle yavaş yavaş gelişebilir. Az önce İspanyolca öğrendiğinizden bahsettik. İspanyolca 15-20 ülkede konuşuluyor. Bu ülkeler arasında en çok ziyaret etmek istedikleriniz hangileri? Küba tabii ki. En büyük hayalim Küba. Onun dışında ben aslında bütün Latin Amerika ülkelerine hani böyle bir tur yapmak isterim. Hani çok çünkü kültürüne de ilgiliyim, dilini de öğrendim, yani danslarını da biliyorum. O yüzden hani benim hayalim Latin Amerika tarafları. İspanya'ya zaten gittim. Onun dışında o ülkeler kaldı İspanyolca konuşulan gitmediğim. Çağa ayak uydurabilmek adına sizce dil bölümü öğrencileri öğrendikleri dilin yanında hangi özelliklerini geliştirmeli? Hep vurguladığım gibi sosyal yönlerini çok geliştirmeliler. Çünkü iş hayatına baktığımızda insan ilişkileri çok önemli. İyi insan ilişkileri olmayan ne yazık ki iş hayatında da başarılı olamıyor. O yüzden hani sosyal kulüplere katılabilirler. Bir şey üretsinler diyorum. Mesela biz de sizin gibi çocuklar hani dergi çıkarmıştık bölümde okurken. Hani öyle şeylere yönelebilirler ve kendi alanları dışında da kendilerini geliştirecek şeyler yapabilir. Mesela stajlar. Özellikle edebiyat öğrencileri. Mesela ben üniversitede okurken dış haberlerde staj yapmıştım. Hani medya alanına da yönelebilirler. İşte sosyal kulüplerde. Tabii ki onlar kendi ilgi alanlarına kalmış ama sadece ders odaklı olmasınlar gibi bir öneride bulunabilirim. Dış haberlerde staj yaptığınızdan bahsettiniz. Peki dil bölümü öğrencileri mezun olduklarında hangi alanlara yönelebilirler sizce? Tabii aslında çok alan var. Özellikle medya alanında. Çünkü hani dili kullanarak yaptığımız işlerde özellikle çeviri alanında ya da bir dergide çalışabilirler, bir yayın evinde çalışabilirler. Çünkü tamamen hani sadece dili bilmek değil, orada redaksiyon yapmak da önemli ve tabii ki edebiyat öğrencileri bu konuda daha hakim oluyor ve tercih ediliyor. Ama hani çok alakasız işler de yapabilirler. Yani illa dil bölümünden mezun olunca dil öğretmeni olacaksın diye bir şey yok. O yüzden tamamen nereye yöneldiklerine bağlı ama herhalde dil bölümünden sonra bizim özellikle Amerikan edebiyatında en çok yöneldiğimiz bölüm medya sektöründe olabilir. Az önce de bahsettiğimiz gibi kitap çevirmenliği de yaptınız. Peki sizce iyi İngilizce bilmek, iyi kitap çevirmek için yeterli mi? Bu konuda mütercim tercümanlık öğrencilerine vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Asla yeterli değil. Bir kere iyi çeviri yapmak için çok iyi de bir okuyucu olmak lazım. Özellikle erek dile yönelik, yani hedef dile yönelik çeviri yapmak çok önemli. Mesela İngilizce'de bir kalıp okudunuz ama Türkçe'de onun karşılığı yok. Siz onu Türkçe'de nasıl ifade edebilirim ki bu çeviri kokmasın diye düşünülmesi lazım. Yani çeviriye yönelecek arkadaşlara özellikle bol kendi dillerinde, ana dillerinde kitap okumalarını öneririm. Çünkü sadece dili iyi bilmek çeviri yapmak için yeterli değil. Evet, peki yoğun iş hayatınızdan arta kalan zamanlarda uğraştığınız hobileriniz, ilgi alanınız var mı? Tabii ki. En çok tabii ki dans.
eşli danslar, Latin dansları yapıyorum. Onun dışında üretmekten bahsettik. Nakış, kendimce el işi yapıyorum. Kıyafetlere ya da kasnağa. Onun dışında yani ben hani kitap okumak, film izlemeyi hobi saymıyorum. Çünkü onlar üretmeye yönelik şeyler değil. Hobi benim için bir şey üretiyorsan hobidir. Tabii ki her insan gibi kitap okuyorum, film izliyorum. Bir de seyahat etmeyi çok seviyorum. Yeni kültürleri keşfetmeyi. Az önce Baha sormuştu görmek istediğiniz yerler. Peki şu ana kadar gördüğünüz yerler arasında sizi en çok etkileyen yerler nerelerdi? Tayland diyebilirim. O uzak doğu kültürü beni çok etkiledi. Ya zaten çocukluğum Avrupa'da geçtiği için hani Hollanda'da bayağı bir ülke gezdim orada ve hani artık her yer birbirine benzer gelmeye başlıyor Avrupa'da ama Tayland bambaşka bir kültürdü. Yani böyle file binmek, orada kaplanları görmek herhalde en etkilendiğim ve en unutulmaz tatilim Tayland oldu diyebilirim. Son sorumuza geldik. 22 yaşındaki İpek Hüyüklü ile bugün karşılaşsanız ona neler söylersiniz? Şunu derim, o yaşlarda tabii ki çok endişeliydim. Acaba ne iş yapacağım, başarılı olacak mıyım, ne olacak? Endişelenme, her şey yerine oturacak ve hani şanslı bir kariyerin olacak diyebilirdim. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Oldu bizim için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek dileğiyle, sağ olun.